Şöyle bir 3-5 dakikada biz konuşalım. Önce dedim ya, birbirinden değerli dostlarımız var burada. Şimdi bütün herkesin belki ismini zikredemem ama hemen Şemsi Bey, Tümbak ve Kanal T. Ya abi ya, şu Kanal T'yi artık şöyle bir uçuralım vallahi ya. Dalalım oraya yani, bir güzel böyle bir programlar yapalım, vallahi yapalım ya. Değil mi? Zamanı geldi artık, geçiyor da. İnşallah isim vermeyeyim ama hak ettiği yere şöyle Karadeniz'in güzel bir ulusal, işte Show TV gibi, gene böyle Matevi gibi bir televizyon olmasın. Dua edelim. Yine benim eski devlet başkanım Önder abi, dostlarımla beraber gelmiş. Önder Zekabı hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Afiyetler olsun. Bakıyorum. Yakup abi nasıl gidiyor? Maden daha iyi mi abi? Vallahi. Hüseyin abi kurban olurum ya. Hiçbir zaman böyle güzel gezileri bırakmaz. Reşat başkanım, bu sene Araklıspor inşallah ikinci lige çıkacak. Dua ediyoruz çıkması için. Araklıspor'a bir alkış gelsin. Bir Trabzonlu bir Arslan olarak yemin ediyorum, gurur duyuyorum. Arslanspor da inşallah düzelecek. Az önce Reşat abi dedi, merak etmeyin dedi. Arslan da düzelecek dedi. Profesyonel takımlarımız ligde olsun, bunlar çok güzel şeyler. Bak tam buradan Araklı'ya gidiyor, başkanlık yapıyor. Bu gerçekten emek işi. Özellikle böyle kalkan sana bir teşekkür, güzel alkışlar sana gelsin. Spora yapmış olduğun katkılar dolayı. Evet, yine şöyle bakıyorum. Ceyhun abim burada, Ceyhun abi. Radyoda 24 saat bize fırç atar. 24 saat. Kimsenin de kıkı çıkmaz bu adam. Öyle değil mi? Kimse itiraz edebilir mi Ceyhun abi? Asla uğramaz. Cansel, sana bir şey demiyorum. Evet. Güzel kardeşim benim. Yarın mı başlıyorsun Tekirdağ'da? Hadi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah biz de güzel projeler hazırlıyoruz. Ama benim işim belgesel. Ben başka hiçbir işi sevmiyorum. Bundan sonra yeni hayatımızda belgeselci, yapımcı olarak herkes alacak bizi. Karadeniz'e vereceğimizi verdik. Bundan sonra dağ, bayır, köy gidip belgeseller çekip ekranlara taşıyacağız. Sadece karşımda ışıktan başka bir şey göremiyorum. Burası her cuma günü ama böyle bak, özellikle söylüyorum. Ama böyle burası bir gazino. Herkes ailece gelecek, burada eğlencesini yapacak, gidecek. Burasını 10 numara bir meşal yapacağız. Vesel abi mi diyorsun? Ya var ya. Biraz da burası oturmak zorunda. Çünkü İstanbul'da böyle bir yeri yok. Bir ikincisi, teşekkür ediyorum. İkincisi, gazino kültürü bitti. Ya şimdi kimse yanlış anlamasın. Tabi herkes ekmeğinin peşinde ama gidiyoruz, bakıyoruz. Acayip mekanlar. Yani o kendi yaptıktan sonra biz ona bir şey deme hakkımız yok ama hani çoluk çocuk gidip bir yerde oturabileceğimiz bir mekanımız artık olsun. Doğru değil mi? Şimdi buraya ailece gelip rahat bir şekilde, hiçbir sıkıntı var mı oturmakta? Nasıl bir mekan? Allah aşkına nasıl güzel değil mi burası? 10 numara. 10 numara burada ne kadar çile çekildiğini ben de yakından biliyorum. Bu ilk geceydi. İlk gece hem aksaklıklar olabilir, hem yeterince doluluk oranımız olmayabilir ama emin olun ki bundan sonra televizyon reklamları, radyo reklamları, gazete reklamları, ne gerekiyorsa bizler yapacağız. Sadece geri kalan sizler de olacak, geleceksiniz. Bu leziz mekanı dolduracağız. Muhteşem Karadeniz eğlencelerini her hafta cuma günü burada yapacağız. Haftaya da büyük bir ihtimalle 9'da başlayacağız. 9.30 gibi başlarız. Eğer Trabzonspor maçı yoksa. Varsa o zaman bir şey diyor. Yani herkes maç seyrediyor. Yahut da büyük maçlarda bir tanesi yoksa. Evet, Veysel Kara. Neredesin? Bakayım. Yılların dostu. Yılların. Canlı. Yemin ediyorum size. Yılların dostudur. Teşekkür ediyorum. Bir telefon açtık. Ne demek dedi? Az önce dedim ki ya gelmeyeceksin dedim. Hadi bazı insanlar var görmek iste. Ulan öyle şey olur mu dedi. Mecbur gelme dedi. Tansın Taşkın. Sanatçı bu arada hazırlanmış arabayı. Tahsin Taşkın ne var diyor? Kesinlikle söz veriyorum, yılandan bahsetmeyeceğiz. Biliyorum rahatsızlık veriyor. Niye böyle yani, niye? Reşit abi hiç demedi mi sen orada yılan muhabbeti? Tamam, mevzuyu kapatıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır değil mi? Peki. Şimdi anons edeceğiz. Biz her şeyi elde boyuna düşündük. Aile ortamı dedik, aile mekanında, sanatçımıza kadar her şeyin en küçük detaylarına kadar düşündük. Gerçekten birazdan huzurlarınıza çağıracağım sanatçı. Hani böyle 10 üzerinden puan verse 10'dur. O hanımefendi gerçekten sadece ve sadece tek bir işi var, o da müzik yapmak. Ve iki cana kıydınız dedi.
Seyyar'ı bildin dedi. Hep dedi, hep dediğine radyoda en çok istek alan türkülerden bir tanesi, birkaç tanesi oldu. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? O güzel kardeşimizin, ben ne diyorum? Huzurlarınıza çağırdığım zaman ama çok güçlü bir alkış istiyorum. Ve diyorum huzurlarınızda Yasemin Yıldız geliyor. Bir alkış istiyorum lütfen. Teşekkürler, sağ olun.